Güvenlik önlemleri arttıkça hırsızlar da yöntemlerini geliştiriyor. İstanbul'da bir kuyumcudaki altınları çalan hırsızlar da polisleri bile hayrete düşürdü. Dedektifler dükkanın kepengini uzaktan kumandayla açan maskeli sorguncuların bunu nasıl yaptıklarını çözmeye çalışıyor. Kumandayla açıyorlar yani bu başka bir şeyle ifade edilemez. O kepengi uzaktan kumandayla nasıl açtılar henüz bilen yok. Kısa süre bekledikten sonra kuyumcuya giren soyguncular yüklü miktarda altınla kayıplara karıştı. Kepekte bir zorlama olsa belli olur görüntülerden. Hırsızlar sahte plakalı ve çalıntı olduğu tahmin edilen bir araçla işte bu kuyumcunun önüne geldi. Caddede bir süre beklediler. Görüntülerde yok ama ellerinde uzaktan kumanda vardı. İşte o kumandayla kuyumcu dükkanının kepengini yukarı kaldırıp bir süre daha dışarıda beklediler. Hırsızlar yaklaşık 5 dakika sonra kamera açısındaydı. Yüzlerinde maske vardı. Ellerindeki levye ile dükkanın kapısını kırıp içeri girdiler. Öyle zannediyorum ki önceden keşif yapılmış gibi. Zanlılardan biri koşarak dışarı çıktı. Araçtan çuvalı alıp geri döndü. Onlar altınları çalarken dükkanın alarmı da onlar için çalıyordu. Kuyumcu Sinan Çetinkaya'nın karşı binada oturan gelini sesi duyunca yardım için bağırmaya başladı. Kızımız bağırmaya başlıyor. Soygun var kimse yok mu imdat gibi diye o arada panikliyorlar ve kaçıyorlar. Hırsızlar kuyumcu Sinan Çetinkaya'nın dükkanından yaklaşık 300 bin lira değerinde altın çaldı. Ancak Çetinkaya'yı düşündüren o hırsızların uzaktan kumandayla kepen nasıl açtı? Kumanda tabii tabii yalnız bende var. Yalnız bende var. Yani başka kimse de yok yani. Şirketi sahibiyle görüştüm. O da bana diyor ki imkansız diyor. Yani böyle bir şey ilk defa diyor hayatımda başıma geliyor. Dükkanını hırsızlardan korumak için yaptırdığı kepengin bir uzaktan kumandayla açılmasına akıl erdiremeyen kuyumcu hala şaşkın. Yani bilemiyorum tabii ki. Bir muamma yani ne olacağını ya yani ne olduğunu da bilemiyorum. Yani kepengin hiçbir zorlanmadan açıldığını, otomatik bir şekilde açıldığını ek ifademde belirteceğim. Dedektifler bu sıra dışı soygunu gerçekleştiren hırsızları yakaladığında kepengi nasıl açtıkları sorusu da yanıtını bulacak.